Kıymetli dostum, gençliğimin ilk yıllarından beri arkadaşlarımla yapmış olduğum sohbetlerde kendilerine anlatmış olduğum bir gerçeklik vardı. Onlara her surette şunu söylerdim: eğer ki ülkenizin sokaklarına ve sermayesine sahip değilseniz, istediğiniz kadar o ülkenin sahibi olduğunu iddia edebilirsiniz. O ülke sizin değildir. MİSYAT gibi değerli kuruluşların bizim ve bizler için çok büyük önemi var. Şu manada çok büyük önemi var: değerli genç iş adamlarını aynı çatı altında toplayarak bir güç haline getirmesi için. Bugüne kadar, geçmişten beri Türkiye'de Çiftçi Recep'in çocukları çiftçi oldu. Bakkal Ahmet'in çocukları bakkal oldu. Kasap Zekeriya'nın çocuğu kasap oldu. Aman riskli işlere sen girme, baba mesleğidir, bunu devam ettir dediler. En fazla biraz daha büyük bir market açtı. Ancak bu hiçbir zaman bence doğru bir uygulama değildi. Ve o tarihlerde yapmış olduğum röportajlarımda ben bu konulara değinmiştim. Daha 20 küsür sene evvelki zamanlarda. Peki ne yapmak lazım? Necip Fazıl Kısakürek Üstad bir eserinde şöyle diyor: Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye 9, 9 kişiye tam 1 pul. Bu taksimi diyor kurt yapmaz kuzulara şah olsa, ben de sonuna kara mizah yapmıştım, bir satır eklemiştim. Yaşasın milletin anasını ağlatan, egomanya egomanya demiştim. Allah aşkına, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir canlı insanın yapmış olduğu adaletsizliği yapmaz, yapamaz. Belli sayıdaki ailelerin rahat olabilmesi için 80 milyon civarında olan insanın zulüm çekmesini reva göreceksiniz. Bu olmaz üstadım. Bu akılla anlatılabilecek bir şey değildir. Bu mantıkla anlatılabilecek bir şey değildir. MİSYAT neden önemlidir? Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın diğer kitabındaki anlatmış olduğu ölçü için önemlidir. Orada şöyle diyor Üstad bir ikiliğinde: bize kalan diyor aziz borç asırlık zamanlardan, dünyayı temizlemek sahte kahramanlardan. MİSYAT ve MİSYAT gibi ileride oluşabilecek diğer oluşumlardaki genç arkadaşlarımız kendi alanlarında ve kendi branşlarında kan emicilik görevine girmiş, Allah'ın 10 pulunu alıp bir pulunu 9 kişiye dağıtmamış. Yani adaletsizlik yapmayan organizasyonlar kuracak arkadaşlarımız olacaklardır. Bu arkadaşlarımız bu ülkenin geleceğinin sigortası olacaklardır ve bunlar önemlidir. Ben dost sohbetlerinde MİSYAT'la ilgili konular açıldığında, hatta belki kendimi aşarak, hatta ileriye giderek diyorum ki bu oluşuma destek verenler bu dünyada saygı gördükleri gibi benim inancıma göre hak dünyada da saygı görecekler. Çünkü biraz önceki anlattıklarımdan özellikle şuraya gelmek istiyordum. Ülkemizde bir karışıklıklar olduğu söyleniyor. Devamlı bir şeyler var, bir kaotik durum var, şu var, bu var. Olmayan bir şey varmış gibi icat ediliyor. Bunu bizim ülkemizdeki sihirbazlar çok iyi yapabilirler. Bugüne kadar birçok kez yaptıkları gibi. Ben size olan bir şeyi söyleyeyim. Evet, bu ülkede bir tek şey oluyor. Bu ülkedeki sermaye çok az da olsa el değiştirmeye başladı. Yani benim gençliğimin ilk yıllarında sohbetlerimde anlatmış olmaya başladığım, bu ülkenin sokaklarına sahip değilseniz, finansına sahip değilseniz bu ülkenin sahibi olduğunu iddia edemezsiniz sözü
nasıl olduysa gerçekleşmeye başladı. Sermaye el değiştirerek bu ülkenin gerçek evlatlarının eline buraz buraz geçmeye başlayınca bir tarafta geziler oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bu ülkede hiç mi haksızlık yok diyeceksiniz? Yapılan yürüyüşlerin hiç mi hakkı yok diyeceksiniz? Vakadır vardır. Ama 3 tane çiçek için, 5 tane böcek için ülkenin yakmanın açıklamasını bize kimse yapamaz. Bunun açıklaması olamaz. Bunun bir açıklaması vardır biraz önce söylediğim. Sermayenin el değiştirmesi. Ancak bu ülkenin insanı artık uyanmıştır. Ama MİSİAD'ın çatısı altında toplanacaktır. Ama başka bir yapının altında toplanacaktır. Bu ülkenin insanı artık kasap Zekeriya'nın çocuğu kasap olmuyor. Bakkal Rıza'nın çocuğu da bakkal olmuyor. Yepyeni yapılanmalar, yepyeni oluşumlar içerisindeler. Bu yapının başında olan dostumuz da Sayın Feridun Öncel Bey, 20 küsur senedir kendisini tanırım. Şerefli, onurlu, namuslu bir dava adamıdır. 80 öncesinde çile çekmeye başlamıştır kaderi ve halen daha çileye taliptir. Hiçbir zaman çileden yüksünmemiştir. Böyle bir dava adamının başkanlığında böyle bir hareketin çok iyi noktalara gideceğine inancım da kesinlikle tamdır. TÜSİAD, aristokrat ailelerden oluşan bir zümre. Bu ülkeye bir çivi bile çaktılarsa sağ olsunlar. MÜSİAD, gerçekten sağ olsunlar. Çalışıyorlar, dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz. Müslüman iş adamları. Ancak MİSİAD, ben milliyetçi iş adamları sanayicileri olarak kullanıyorum. Memleketçi iş adamları sanayicileri olarak kullanan arkadaşlarımız var. Sorun değil ama bu yönde düşünen insanların var olduğunu ve bunların da yan yana gelerek güç oluşturduğunu ve bunların hepsinin de ortalama genç bir yaş grubuna ait olduklarının bilinmesi gerektiğini artık insanların anlamış olduğu da kesinlikle güzel bir gerçektir diye düşünmekteyim.